Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programından iyi akşamlar diliyorum. Ve Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir ile programımıza başlayacağız. Ana haber bülteni akışında sizlere hatırlatmada bulunmuştuk. Konuğumuz Sayın Mithat Nehir olacak demiştik ve Sayın Nehir şu anda stüdyolarımızda. Sayın Mithat Nehir ile neler konuşacağız? Elbette uzun bir zamandır bir arada olamamıştık Sayın Nehir ile 3 ay aşkın bir süredir. Bu 3 aylık süre içerisinde Samandağ ilçesine belediye olarak ne gibi çalışmalar yaptıklarını almaya çalışacağız kendisinden ve elbette hedeflerini de soracağız bundan sonraki süreçte ne yapmaya çalışacaklarını. Yani hepinizin merak ettiği sorular var çalışmalarla ilgili. Ama sanıyorum Samandağ ilçesinden beni de arayanlar çok sayıda kişi oldu. Hatta isimlerini de buradan söyleyebilirim. Samandağlılar mutlaka tanıyordur. Sayın İsmail Emir gibi, Sayın Mehmet Metin Yılmaz gibi, Abdullah Bey de yanılmıyorsam inşaat mühendisi büyüğümüz de aradılar bizi. O vergi dairesi binasının yıkılmasıyla ilgili yeşil alan mı olsun? Yoksa bina mı olsun şeklinde. Tabii bir yandan mülk sahiplerinin talepleri var. Öte taraftan yeşil alan isteyenler var. Ben hem mal sahibi olarak burada olmaya çalışacağım hem de yeşil alanı isteyen biri olarak olacağım. Ve karşımıza Sayın Mithat Nehir kendisinden bilgi edinmeye çalışacağız. Programın ortalarına doğru bu konuya geçeceğiz. Ama hepsinden önce tabii iyi akşamlar diliyorum Sayın Mithat Nehir. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Efendim hoş geldiniz öncelikle çok programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza da buradan saygılarımı iletiyorum. Evet, Sayın Mithat Nehir tabii sizinle 16 Nisan referandum sonrası bir araya gelemedik. Şöyle bir giriş yapalım bir gündemle ilgili. 16 Nisan referandumda Samandağ yüksek bir oy oranıyla hayır diyen ilçelerimizin arasında yer aldı. Hatta Türkiye'de ikinci mi? En çok hayır diyen ilçeydi. Oradan girelim mi? Şöyle bir değerlendirme yapalım. Olur. Buyurun. Türkiye aslında çok ciddi bir dönemece girmişti. 16 Nisan'la ilgili. Öyle bir şey okumamız gerekiyor ki biz işte cumhuriyet değerleri, demokratik yaklaşımlar vesaireye sahip çıkacağız veya işte tek adam rejimi, işte yani başkanlık hani şu manada bir başkanlık olsa o çok daha farklı bir tanımlama gelecek. Yani mesela şu an İngiltere'ye baktığınız zaman İngiltere krallıkla yönetiliyor. Hı. Ama dünyanın en gelişmiş demokrasilerinden birisidir de aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemine baktığınız zaman bizde uygulanmak istenenle hiç ilişkisi, alakası olmayan bir sistem. Yani orada da demokrasinin geliştiğini çok rahat söyleyebiliriz. Şimdi bu yönüyle aslında bu kadar farklı bir zemine gidecekti ki ülke, yani bir ümmet toplumundan işte millet toplumuna bir ulus devlet projesi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi vesaire bütün bunlar bir tarafa, yerine yeni bir sistem, yeni bir algı veya işte biraz Osmanlıcılığı isteyen, onun özlemini duyan bir yaklaşımla yeni bir sisteme rıza gösterecektik. Samandağımız da sizlerin de bildiği eğitim düzeyi oldukça yüksek. Orada çok net bir irade koydu. Elbette bu sadece bizim mensubu bulunduğumuz siyasi partinin başarısı gibi ifade etmek doğru değil ama sonuç olarak ilçemizin bütün dinamikleri bu konuda bir uzlaşı zemini yakaladı ve böyle bir sonuç çıktı Samandağ'dan. Türkiye adına şunu çok rahat söyleyebiliriz. Burada aslında bugün bizim partimizin de genel başkanımızın da ifade ettiği ve hem Avrupa mahkemeleri üzerinden bu işin takip edilmesi, hem Türkiye'deki işte seçim, daha doğrusu referandum devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararın ne kadar antidemokratik, ne kadar yani maç başlamış, maçın kuralları değişiyor. Yani böyle bir şeye döndü. Yani bütün bunlar aslında mühürsüz seçimin sonuçları üzerinden evetin bir çoğunluğu oluştu. Halbuki
Biz inanıyoruz ki bu ülkede evet kazanmadı, bu hayır kazanmıştı. Maalesef bu konuda beklediğimiz işte uluslararası gözlemcilerin de bu işe belki müdahil olması gerekiyordu. Veya belki yani hani sokak eylemleri bu işi engeller miydi ondan çok emin değilim. Bu ülkede çok kayıplar verildi, çok canlar gitti. Tekrar aynı süreç yaşanır mıydı bilemiyorum. Fakat her seferinde de biz yani kazanmamıza rağmen kaybetmekle mahkum edilen bir pozisyona doğru itiliyoruz. Bu yani toplumda şöyle bir gerilim yaratıyor. Bir defa, iki defa, üç defa ondan sonra farklı bir boyut kazanır ki bu hem çok can yakar hem ülkenin aslında dört başı mamur olmasını arzu ettiğimiz gidişatına da çok fena bir darbe vurabilir. O noktaya gelmesini arzu etmiyoruz. Umarım daha demokratik ve yani toplumun kabul edebileceği bir noktada bundan sonraki süreçler yaşanır. Ama şunu da biliyoruz ki yani aldığımız eğitim, durduğumuz nokta bize şunu çok net öğretti. Yani çok ciddi bir örgütlenme gerektiriyor. Çok ciddi farklılıkları bir arada barındırmayı başarabilen ama cumhuriyete sahip çıkacak yaklaşımları bir arada tutmayı başarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sizde Samandağ'da durum nasıl bilmiyorum ama mesela benim burada işte Antakya ilçesinde, Defne ilçesinde görüştüğümüz çok sayıda vatandaş, hayır oyu vermiş çok sayıda vatandaş. Cumhuriyet Halk Partisi bize sandığa gidin, biz oylarınıza sahip çıkacağız dedi diyorlar. Hı hı. Ama anlaşılıyor ki oylarımıza sahip çıkamadılar diyor. Ve bu da vatandaşı sanki seçimlerden soğutmuş gibi bir hava da var şu şimdi, aşamada. Şöyle okumamak gerekiyor. Şimdi herkes biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandum sürecine girmezden önceki yani oy oranı %25-26'lardaydı. Şimdi referandumla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempati duyan insanların %30 olduğunu farz edelim. Şimdi geriye kalan %49'a kadarki pay %19, %20 civarında bir kesim var ki o CHP'nin talimatlarıyla, CHP'nin seçim kurullarıyla idare edilen, onların güdümüyle davranan bir irade değil o. O başka bir irade. Yani örnek söyleyecek olursak şimdi Doğu illerinde CHP'nin orada yani hepimiz biliyoruz. Sandık kurulunda görevlendirdiği insanların dahi acaba CHP'li mi değil mi olduğunu bilmiyorum. Yani o konuda bir bizim de sıkıntılarımız var. Şimdi MHP'nin, CHP'nin, Saadet Partisi'nin işte ve diğer yani MHP'li muhaliflerin demek istiyorum. Yani ve diğer hani sol çevrelerin o tutumlarına bakıldığı zaman yani CHP bu işe sahip çıkmadı. Aslında CHP kendisinin egemen olduğu, kendisinin orada sandıklarda güçlü olduğu yerlerde o oylara sahip çıktığını düşünüyorum ben. Ama yani başka yerlerde öyle şeyler yaşanmış ki yani bunlar da hani basında çok da dile geldi. Doğu'da kaç tane köyde şöyle örnekler verildi. Bir önceki seçimlerde işte HDP şu kadar oy almış, AK Parti şu kadar oy almış, diğer partiler şu kadar oy almış ama bir bakıyorsunuz silme evet çıkıyor o sandıklarda. Şimdi yani onu da değerlendirdiğiniz vakit şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu CHP'nin sahipleneceği bir noktanın ötesinde bir durum var orada. Ama şunu deseler olur muydu? Yani o tartışılabilir tabii ki. Yani acaba referandum sayım sonuçları vesaire açıklanırken kamuoyuna Yüksek Seçim Kurulu'nun binasının önünde milyonlar yığılsa, binler yığılsa filan bir denge değişir mi, bir şey değişir mi? Bilemem. Belki orada yüzler binler gidebilirdi. Bir sürü cana mal olabilirdi. Ama öbür taraftan da şimdi toplumu daha çok germeden, itidale davet eden bir genel başkanımızın böyle bir tutumu var. Yani burada kim doğru bugün bunu ortaya koymak mümkün mü bilemiyorum. Yani o çatışma olsaydı acaba buradan geri dönülür müydü? O çok belli değil. O ayrı, yani. Ayrı noktada, bir mesele tabii evet. Sayın Başkan ama bu konudan çıkacağım tabii hemen programımızın gündemine gireceğim ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Artık o hani işte yüz binlerin, bir milyonun falan söz ettiğiniz halkın toplanması sindirilen, korkutulan yani copla, biber gazıyla, gözaltılarla tutulan
tutukluluklarla, evet, hatta öldürülenlerle. İşte yani geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 70 yaşındaki kadını sokakta caddede sürükleyen görevlilerden söz yani, ediyoruz. İnsanlar biraz da ürktü. Toplanabilir miydi? O da ayrı bir konu. İşte yani bütün yani bunları gören bir yerden bir de yani Sayın Genel Başkanımızın bir iki tane açıklaması oldu. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Yani orada ciddi bir silahlanmanın olduğu, bilmem işte belki paramiliter güçler üzerinden ciddi yani katliamların yaşatılacağı vesaire gibi. Şimdi bile bile insanların öleceği, öldürüleceği ya da o tür çatışmaların hani muhtemel illa böyle tabii bir şey vardır demiyoruz. Yani. Böyle bir zeminin olması halinde yani bu vebal çok ağır. Yani bu vebal kim altında kalır? Öyle bir sıkıntı var. Peki Sayın Başkan, hemen Samandağ diyelim. Sevgili seyircilerimiz de tahmin ediyorum Samandağ'ı bekliyorlar. Önümüz yaz mevsimi, hatta önümüz değil artık girdik de diyebiliriz. Hı. Ve tabii Samandağ dünyanın en uzun, en güzel sahillerinden birine sahip. İkinci sırada bildiğim kadarıyla. Ne yapacağız? Yani deniz turizmiyle ilgili, sahille ilgili Samandağ Belediyesi'nin üstüne düşenler nedir? Ne yaptınız? Nasıl bir yaz mevsimi bekliyor Samandağ'ı tercih edecek olan insanlar için? Şimdi Ali Bey, doğrusu biz her geldiğimizde biraz buralardan konuşuyoruz. Yaz geldi, evet, bugün de işte çocuklar karne aldı. Evet. Bütün anne babaları buradan şöyle bir temenniyle onları biraz sabırlı olmaya, çocukları hani eğer karneler kötüyse biraz daha böyle öfkelenmeden o çocuklar, bizim çocuklarımız onlara sahip çıkmaya davet eden bir temenniyle o çocukları sevmemiz, saymamız, onları önemsememiz gerekiyor. O temenniyle devam edeyim. Yazla beraber bizim en ciddi sıkıntılarımız, evet, bir taraftan sinekle ciddi bir mücadele etmemiz gerekiyor. Bir taraftan açık deniz olmamız hasebiyle sürekli kirlenen kıyılarımızın temizlenmesi ve oralarda denizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza daha iyi fırsatlar verilmesi gerekiyor. Bu konuda önemli çalışmalar yapılıyor. Bu tabii sadece bizim ilçe belediyemizin yapabildiği işler değil. Bir o kadar da büyükşehir belediyemizin de katkılarının olduğu bir çalışma devam ediyor. Bir taraftan bunlar, işte rip akıntılarından kaynaklı işte boğulmalara karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Hatta geçen valiliğimizin de sahil güvenliği ile ilgili yaptığı ortak toplantıda da bunlar çokça ifade edildi. Hem belirli yüzme alanlarının olduğunu düşündüğümüz, daha çok tercih edilen bölgelerde can kurtaran kulelerinin kurulması, orada belirli saatlerde görevlendirmelerin yapılması, temizliğin yapılması anlamında ciddi çalışmalar devam ediyor. Yani bunun ötesinde aslında evet, belediyenin yapması gereken kadar biraz da vatandaşımızın hani sokağa, temizliğe vesaire sahip çıkması anlamında karşılıklı böyle görevler düşüyor. Bu sadece parayla, parasal imkanlarla yapılacak işler değil. Hı hı. Bu vatandaş bilinciyle olacak bir çalışma. Bu çevre haftası sebebiyle kaç tane etkinliğimiz oldu. Özellikle biz hep şuna inanıyoruz. Yani bir kuşağı eğer belirli alışkanlıklar edindirebilirsek, sokağına sahip çıkmak gibi, yaşadığı alana sahip çıkmak gibi, işte çevre duyarlılığı yaratabilirsek, inanıyorum ki belediyenin de bu konudaki hassasiyetiyle beraber birleşirse, biz daha temiz, daha nezih, daha düzgün bir Samandağ yaşamaya devam edeceğiz, yaşayacağız gibi, evet, ümit ediyorum. Şöyle bir şey midir Sayın Başkan, bunu Samandağ Belediyesi için söylemiyorum, genel anlamda diğer belediyeler için de söylüyorum, bizi izleyenler varsa diğer ilçelerden, diğer belediyelerden. Yani belediye yönetimi bunu vatandaşa hissettirmeli. Ben temiz bir belediyeyim. Ben görevimi bak yerine getiriyorum ama senin de görevini yerine getirmen gerekir. Bu manada belediyelerin, siz çok açık konuşan bir insansınız, onun için bu soruyu soruyorum. Belediyeler yeterli ölçüde bunu vatandaşa hissettiriyor mu? Şimdi Ali Bey, bu biraz yaşama şekliyle alakalı. Şimdi siz kentin, kentliliğin çok geliştiği bir yerde, hı hı, bunu belediye günde bir defa eğer bir caddeyi süpürüyorsa, oradaki vatandaş şu hissiyatla davranır. O caddenin kirlenmemesi için yani o hassasiyeti çok rahatlıkla... Tam da ondan söz ediyorum. Evet, çok rahatlıkla onu görebiliyorsunuz. Evet. Ama biz öyle bir yerde yaşıyoruz ki, şimdi bir ayağımız hayvancılık, bir ayağımız tarım, bir ayağımız hala toprağa bağımlı
Evet, önemli bir kesimimiz de işte bir kent merkezinde yerleşiyoruz. Fakat o kent merkezinde yaşayan insanların da önemli bir kısmı hala hayvancılık yapar, hala tarlaya gider, hala o at eşek arabalarıyla işte ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederler. Şimdi böyle olan bir yerde siz ne yaparsanız yapın, belediye hizmetleri anlamında söylüyorum, bu işi arzu ettiğiniz noktaya taşıyamazsınız. Burada yani evet biraz şunu ayırmak gerekiyor belki. Belki biraz sonra hani imar planlarını anlatırken de biraz bunları ifade etme ihtiyacı duyacağız. Bir tarafta imar planları geliştirilmiş ama öbür tarafta da aynı imar planı üzerinde arsalar oluşmuş ve hala tarımın yapıldığı alanlar var. Yani şunu çok rahat söyleyeyim. Çarşı merkezinde sulama kanaletleri geçiyor. Çarşı merkezi. Şimdi çarşı merkezinin içinden eğer sulama kanaleti geçiyorsa biz imar planlarıyla ilgili görüş talep ederken devlet su işlerinin haritalarında hala Samandağ merkezi tarım alanı gibi görünüyor. Yani bu iki şeyi üst üste koyma şansınız yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Ha, bizim kıyı bölgesinde böyle şeyler var ama bunu nasıl ayıklayacaksınız? Yani vatandaşa ağacından vazgeç deme lüksümüz, deme hakkımız yok. Ama öbür taraftan da ya senin kazanmış bir hakkın var, buradaki imar alanından vazgeç diyebilir miyiz? Oran imarlı alanın ederi 10 liraysa örneğin. Evet. Eğer orası tarım alanıysa ederi 1 lira. Şimdi bu vatandaş 9 lirasından niye vazgeçsin? Yani bir de böyle bir mantık var. Şimdi bütün bunlar üst üste koyduğumuzda bizim hayatımızın her alanına aslında bunlar dokunmuş oluyor. Bu sinekle ilgili bu sıkıntıları yaşatıyor. Gübreler ortalıkta, işte atık sular vesaire, maalesef bunlar hayatın içinde. Bunlar devam ediyor. İlaçlasanız da netice alamazsınız herhalde böyle. Şöyle, bir durumda, değil mi yani? En iyi ilaçlama yöntemiyle yapsanız dahi %50'nin üzerinde başarı şansınız yok. Alamazsın. Bu çok net bir şey. Bunun ötesinde bir de yani zamanında larva mücadelesi yapmanız gerekiyor. Onunla ilgili mücadeleyi zamanında ve doğru bir planlamayla yapmanız gerekiyor. Biz de bu işi biliyoruz yani, zamanında bu işleri yapıyoruz ama elde ettiğimiz başarı oranı bu düzeyde. Şimdi bu dönem biraz şikayetler var. Bu şikayetlerle ilgili doğrusu şöyle bir şüphe oluştu. Acaba ya kullandığımız ilaçlarda bir problem mi var filan diye. Bu sefer ilaçları tahlile gönderiyoruz. İzmir'de ve Ankara'da iki tane laboratuvar var. Bugün fiyat teklifleri aldık. Pazartesi günü numuneleri gönderiyoruz. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Kullanılan ilacın acaba etken maddesinde bir şey mi var, bir hile mi var, bir hurda mı var? Bunlarla ilgili biz yani çözüm odaklı bakıyoruz işe. Anladım. Anladım. Peki Sayın Başkan, reklam arasına sevgili seyirciler bir 15 dakikamız kadar bir şey var. Kısa bir reklam arası vereceğiz saat 21.00 gibi. Ardından bir saat kesintisiz programa devam edeceğiz. Ama reklama kadar Sayın Başkan'dan da rica edeceğim. Kısa cevaplarla anlatmaya çalışacağız. Samandağ'da neler olup neler bitiyor. Efendim, soğuk hava deposu, paketleme tesisleri diyorum. Buyurun, söz sizde. Şimdi soğuk hava deposu, paketleme tesisleri, bu daha önce hep ilçe belediyesiyken yani birçok siyasinin böyle diline pelesenk ettiği bir mevzu. Ne zaman sebze halimiz olacak falan filan. Şimdi yasalar değişti. Yasalar değişince hal yasası değişti. Böyle küçük küçük sebze hallerinin yaşama şansları biraz daha küçüldü. Tüketimin olduğu yerlerde sebze hallerinin olması yönünde bir anlayış geliştirildi ve bu çok sıkı denetlenmeye başlandı. Sebze haline giren 10 kiloluk bir mal 10 kilo olarak çıkmadığı vakit birileri bunun cezasını ödüyor. İşte tarlasından tüketicisine kadar bir takip sistemi var bugün itibariyle. Şimdi bir taraftan bunlar, öbür taraftan henüz büyükşehir yasasından önce bu ilçe belediyesi yetkisindeyken doğrusu sebze halini koyacağınız alanla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Büyükşehir yasasıyla beraber böyle bir alan ürettik, tahsis talebinde bulunduk. Bunu Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı'na ilettik ve bununla ilgili bugün hem tahsis meselesi hem etüt meselesi, işte imar planlarıyla ilgili sorunlar bütünüyle çözülmüş. Bugün eğer Büyükşehir yatırımını yapmak isterse yapacak bir hem arazimiz hazır, imar planımız hazır. Bununla ilgili yani bütünüyle helva yapacak duruma gelmişiz yani bugün itibariyle. Evet. Peki Sayın Başkan, Büyükşehir'den söz açılmışken daha önceki programlarda siz sürekli dile getiren isimler arasında yer alıyorsunuz diyorum. Çünkü diğer isimler de bunu söylüyor. Ya Büyükşehir altyapısı itibariyle hazır değiliz diyen ilçe belediye başkanları kesinlikle arasındaydı. Hala aynı yerde misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle, bence yetkilendirme ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Şimdi ilçe belediyesini niye tutarsınız?
Yani ilçe belediyesinde, şimdi kısaca böyle bir özet geçmek istersen. Buyurun, kısaca. Evet. Örneğin Büyükşehir Belediyesi sudan sorumlu. Büyükşehir Belediyesi kanalizasyondan sorumlu. Arıtma tesislerinden sorumlu. Büyük kanaletlerden sorumlu. Yağmur suyu drenajından sorumlu. Hı hı. İşte 12 metre ve üstü yollar, 14 metre ve üstü yollarla ilgili Samandağ ilçesi için söylüyorum. Onlardan sorumlu. Mezarlıklardan sorumlu. İtfaiyeden sorumlu. 1/25 binlik, 100 binlik ve 5 binlik planlardan sorumlu. İşte ilçe belediyesi ne yapacak? İlçe belediyesi işte 1/1000'lik uygulama imar planlarını yapacak. İşte temizlik yapacak. Bugün en son işte bir yazı geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Sinek mücadelesi de Büyükşehir'den sorumlu. Yani eğer uygun görülürse ilçeyle Büyükşehir koordinasyon halinde bu işi birlikte yapar filan diye bir ibare var. Şimdi yani üst üste koyduğunuzda bir de ilçe belediyesinin gelirinin %40'ını direkt Büyükşehir'e aktarınca bu ciddi bir sıkıntıya dönüştü. Vatandaş ilçe belediyesinin imkanlarını ve yetkilerini bilmeden her şeyi ilçe belediyesinden talep eder. Ama yetkilerin ve kaynağın Büyükşehir'de olduğunu biz biliyoruz. Şimdi tabii biz aynı siyasi partiyiz. Bu konuda bir uyumla çalışsak da bu süre içerisinde bunları koordine etmek, bunları planlamak, bir de şimdi her atadığınız daire başkanı yani Büyükşehir Belediye Başkanı gibi düşünmüyor ya da kaynaklarını düşünmeyebiliyor. Düşünmeyebiliyor yani. Evet yani böyle de bir şey var işte. Bir planlama yapılıyor, bir stratejik plan yapılıyor. Herkes o plana uygun adım atıyor. Şimdi sizin önceliğiniz örneğin kanalizasyon. Şimdi bizim ilçe belediyesinde biz 9 mahalleyken kanalizasyon problemi çözüldü. Geçen dönem biz bir arıtma tesis süreci başlattık. Evet. %25'ini bitirdik ve ondan sonra Büyükşehir'e devrettik. Büyükşehir yasasıyla beraber. Şimdi su deposu yaptık. Büyükşehir yasası geldi, onlara devrettik. İhale hatlarını değiştirdik. Büyükşehir geldi, onlara devrettik gibi. Yani itfaiye araçlarını tamir etmiştik, yenilemiştik. Bunlarla ilgili bir çalışmamız olmuştu. İtfaiye binası yapmıştık vesaire. Şu an hepsi Büyükşehir'de. Şimdi ilçe belediyesine verdiğiniz kaynak ve vatandaşın beklentilerine baktığınızda gerçekten çok ciddi bir basınç altında ilçe belediyeleri. Bu kaynakla, bu bütçeyle ilçe belediyelerinden beklenen hizmetleri sunmanız ya çok zor. Bu işi yapamazsınız yani bu kadar kısıtlı imkanlarla. Ben de hep şunu diyorum. Yani ya ilçe belediyelerinin kapanması gerekiyor ya da yetkilendirilmeleri gerekiyor. Görev tanımlarının net ifade edilmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi keyfe göre, işte yerine göre, işte parka da, işte ara sokaklara da, bilmem büyük sokaklara da, yani bunlara da müdahale edebilecek ya da bir tanımlama getirmesi. Şimdi yollar bölünür mü Allah rızası için? Yani niye 12 metrelik yol Büyükşehir? Bütün yollardan Büyükşehir sorumlu deyin çıkın. Yani yol meselesini niye ikiye böleriz? İşte kanal demişsiniz, Büyükşehir'e vermişsiniz. Ya da işte su gelirini Büyükşehir'e verdiniz, bilmem vesaire. Peki ilçe belediyesinden beklentileri nasıl karşılayacak bu ilçe belediyesi? O kadar sınırlı imkanları ve sınırlı kaynakları var ki. Bütün bu sınırlı imkanlarla elimizden geldiğince oradaki beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, o yüzden ciddi manada ilçe belediyeleri kaynak üretmek zorunda. Kaynak üretemediği sürece o ilçe belediyesi, yani maaş bile ödemekte zorlanır. Bu kadar net. Peki Sayın Başkan, dediniz ki eğer böyle devam edecekse ilçe belediyeleri kapatılsın. Daha önce de bunu siz dile getirmiştiniz. Evet. Diyelim ki yarın öyle bir karar çıktı. Direnç gösterir misiniz Samandağ Belediye Başkanı olarak? Ben şöyle düşünüyorum. Çünkü başkanlığınızdan olacaksınız. Hiç önemli. Mesele benim başkanlığımdan olmam tabii değil. Ben size soruyorum. Şu anda karşımda siz varsınız. Onun için size soruyorum. Ve belediye başkanlarının başkanlıklarını icra edip etmemesi meselesi değil. Siz bu belediye hizmetleri eğer layıkıyla yapacaksanız bunun hem kaynağını hem yetkisini vereceksiniz. Hı hı. Şimdi bakın, Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim. O Avrupa'nın ülkelerinde eğitim belediyelerden sorulur. Sağlık belediyelerden sorulur. İşte ulaştırma belediyelerden sorulur. Haberleşme belediyelerden sorulur. Buna benzer o kadar çok yetki var ki küçücük bir 10 bin nüfuslu bir belde belediyesinde, örneğin İsveç'ten bir örnek veriyorum. 10 bin nüfuslu bir belediyenin çalışan sayısı 1000 kişi. Nüfus 10 bin. Bakın biz 120 bin kişiyiz, bizim çalışanımız 350 kişi. Şimdi biz bu şekilde nasıl hizmet üreteceğiz, nasıl yapacağız, yani hangi yetkiyle? Yani bu çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Büyükşehir de buna yetişemiyor. Bakın 5 yıl içerisinde biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla defalarca meydanlara birlikte çıktık, birlikte sözler verdik. Ve şimdi bakıyorum, Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları
Sıkıştı çünkü 1 milyar borçla başladı Büyükşehir Belediyesi. 1 milyar borçla başlayan belediye bir süre sonra tıkanmaya başladı. İlk 2 yılda hızlı aktif bir çalışma oldu. Bugün daha önce mesela biz şu biraz önce ifade ettiğimiz soğuk hava depoları, paketleme testleri vesaire bugün itibariyle bitmiş olması gerekiyordu bunların. Yani öyle biz, konuşulmuştu evet, başta. Biz daha çivi çakamadık. Bugün itibariyle belki birçok mahallemizin altyapıyla ilgili kazı çalışmalarının başlamış olması gerekiyordu. Daha çivi çakamadık. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda ciddi bir problem var. Bütün belde belediyelerinin, il özel idaresinin, köy tüzel kişiliklerinden gelen borçlar, ilçe belediyelerinin borçlarını büyük şehre devrettiniz önemli bir kısmını. Ha buna olarak %40 ilçe belediyelerinin kaynaklarını büyük şehre verdiniz. %10'unu Hatsu'ya, %30'unu büyük şehre verdiniz. Şimdi biz de işte Samandağ ilçesiyle ilgili 14 metre ve üstü olan yolların bir an önce imalatını bekliyoruz. Bütün mahallelerimizde özellikle en sıkıntılı mahallelerimiz, yani örneğin Mızraklı mahallemizin, Yaylıca mahallemizin, Meydan mahallemizin, Tekebaşı mahallemizin yeraltı ile ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Kanaldı, suydu, şebekeydi. Yani hala mahallelerimizin önemli bir kısmında musluklardan böyle küme evler gidip işte ortak bir musluktan su doldurup tüketiyorlar. Bu çok ciddi bir şeydir, bir sıkıntıdır. Yani bunların aşılması gerekiyor. Ha yani çalışmıyorlar mı? Çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ama yani bu, yani bugün bu kaynağı bulsalar dönem sonuna kadar yetişmeyecek. Yani onu da ben görüyorum. Şimdi bununla ilgili de biz dönüp vatandaşa ya valla işte büyükşehir kaynaklarıyla ilgili sıkıntı yaşandı. İşte kredi alamadık. Meclis yetki vermedi. Şu oldu, bu oldu diye. Yani yani makamlar yani bahane üretmeyeceğiz biz. Maharet üreteceğiz. Çözüm üreteceğiz. Çözüm merkezleriyiz. Bu yönüyle de elbette yani olmayan kaynaklarla hizmet üretme şansımız yok. Kaynağımız varsa hizmet üretebiliriz. Ayrıca yani kamu kurumlarında şunu çok net ifade etmek lazım. Bazı yerlerde okuyorum. İşte babasının malını mı satacak bilmem ya da satsın versin filan gibi. Hiçbir kamu kurumunda yönetici olan vatandaş bu belediye başkanı olur, meclis üyesi olur, vekil olur, başka bir şey olur. Yani kamu kaynaklarıyla en rentable iş yaptığı vakit bunun bir kıymeti var. Çarçur ettiğiniz zaman kamunun kaynağını çarçur edersiniz. Rentable, düzgün, halka hesap verdiğiniz vakit, bununla ilgili düzgün işler yaptığınız vakit de halk bunu görür, takdir eder, size destek olur. Yani anladım. Bu yönüyle Büyükşehir yasası aslında Hatay gibi illerde bence bir talihsizlik oldu ama bu şu anlama gelmiyor. Bugün Büyükşehir Belediye Yönetimi çırpınıyorlar, uğraşıyorlar. Çok yoğun emek harcadıklarını çok yakından biliyorum. Ama yani sistemin kendisinden kaynaklı ciddi arızalar var. Daha büyük kaynaklar ayrılmalı belediyelere ve belediyeler daha koordineli çalışabilmeli karayollarıyla. Karayollarının yani belki birçok yetkisini belki Büyükşehir Belediyelerine vermek gerekiyor. İşte devlet su işleriyle diğer kurumlarla daha koordineli çalışabilecek bir ortam yaratılmalı. Birimiz bir iş yaparız, 3 gün sonra bakarsınız başka bir kurum geliyor, başka bir kazı yapıyor. O kazı kim düzeltecek? Kazan kurum düzeltecek. Peşinden koşturuyoruz, işte orada başka sıkıntılar yaşanıyor gibi. Eminim bunları birçok ilçe belediye başkanımızdan dinlemişsiniz. Evet, hepsini böyle dinliyoruz. İkinci bir kısa bir reklam arası vereceğiz Sayın Başkan. Hemen ardından hızlı hızlı devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız ve kesintisiz bir saat hiç reklam arası vermeden devam edeceğiz.